sağdır inşallah beyim. Vaziyet çalın! Meydanı boşaltın haydi! Resul çekin! Demek ondan geri çekildi soysuzlar. Mani olmazsak çok canlar itecek. Tez davranın haydi! Sizi koymam lazım mancınağı ama. Bırakma Gevher. Şöyle hekimlerin yanına taşıyın. Bir şeyin yok ya. İyiyim. Gevher dayan. Bunu nasıl hesap edemedin? Belli ki mancını ormana kurmuşlar. İçeri bir nefta düşerse halimiz duman. Resul Tekin. Çıkıp üstlerine çökelim o vakit. Mevcutlarını bilmeden nasıl çökeceğiz ha? Haydi vaziyet alın. Okçular yerlerinize!
Çekilmezsek hiçbirimizi sağ bırakmazlar. Geri çekiliyoruz! Seninle sonra hesaplaşacağız. Asi kurt. Cevher. Ne olur aç gözlerini Cevher. Gefer. Ne olur aç gözünü. Alparslan yanında ne kadar alp varsa alıp üstlerine yürüdü. Bir alev tapu daha gelmediğine göre Keferin hakkından geldi demektir. Dalmış beyim. Dalmış beyim. Ya hayır söyle Tahir ya da sus. Hayır beyim, hayır. Çağrınıza uyan Türkmenlerden bir ordu dört nala bu yana doğru gelir. İşte şimdi her şey değişir. Her şey. Sultanım, emir buyurduğunuz üzere veziriniz Amidülmülk Hazretleri R'ye varmak üzere. Vazifeyi tamam etmiş demek. Tamam etmeden dönme diye göndermiştiniz sultanım. En olmaz işi bile buyursam bir yolunu bulup halleder. Bu vakte deyin aksi vaki olmadı. Tez dönsün inşallah. Dönsün de son demlerde neler oldu. Kader bize ne libaslar biçti o da görsün. Sultanım biraz istirahat etseniz. Pek bitkin haldesiniz. Benziniz hayli solgun. Uyusam da, uyansam da aynı. Ne ağabeyim çıkar aklımdan. Ne de kardeşim İbrahim. Onların acısı tahtın yükünden de ağırmış. Bunlar yetmez gibi. Bir de Altuncan Hatun'un hali. Sultanım, Altuncan Sultanımızın öz evladına ettiğini edecek başka bir hatun kişi var mıdır yeryüzünde? Bilmem. Öyle. Öyle ama o da o günden beri hasta yatar yatağında. Kederinden eriyip gidecek diye korkar. Sultanım, Altuncan Hatun. Ayaklandı mı? Sultanım, Altuncan Hatun az evvel emanet teslim etti.
Sultanım. İsterim. Yine dar vaktimle yetişen sen oldun Alparslan Bey. Var ol. Sağ mı selamette mi? Çağır derim. Kardeşin iyi. Ama Erbaskan Bey'le kalmayı seçti. Diyeceğim varsa söyle bildirelim. Safıma katılmak için gelen orduların ayak seslerini işitmez misin Alparslan Bey? Benim dediğin devletin gerçek sahipleri. Babam Arslan Yabgun'un Türkmen ordusu gelir. Sen kardeşinin derdini değil, kendi canının derdine düş. Onlar yalnızca eline geçirdiğin altınların parıltısına gelir. Gelecek olan orduyla birlikte sultanımızın önünde diz çökmezsen... Surmari'yi düşman elinden aldığım vakit Sultan Tuğrul haber gönderip beni reye çağırdı. Elbette bu daveti karşılıksız bırakmam. Ve şüphem yok ki o da bu defa istediklerimi karşılıksız kovmayacak. Ne isteyecekmişsin? Ondan Alparslan Bey. Ne isteyeceksem ondan isteyeceğim. İstediğimi aldığım vakit sen ölmeyi dileyeceksin. Utanmış mısın? Sultandan isteyeceğin her neyse alamayacaksın. Bu aldıklarının hepsini de geri vereceksin. İşittin mi? Beyim, bir dur hele. Bir soluklan hele. Ne isteyecekmiş? İstediğiyle ne edecekmiş? Kafasında tertip ettiği şey neymiş? Bir öğrenelim, bir görelim. Her ne olursa olsun gayrı karşısında beni bulacak. Hekimlere söyle, ne yapıp edip Gevher Hatun'u ayağa kaldırsınlar. Sultan Tuğrul, Erbaskan ve Gevher meselesini illaki soracaktır. Yanımızda ve sağ olduğunu bilmeli. Feriyen, hemen kalkmak olmaz kızım. Daha istirahat etmen lazım. Kalkayım artık Selcan Hanım. Gevher'den bir haber var mı? Sen onu de bana. Ne alparslanlar geldi, ne de bir haber. Gevher... Kızım sen Gevher'in kusuruna bakma olur mu? O da sana bir zarar gelsin istememiştir. Sen bunları dertlenme Selcan Hanım. Hele sağ salim bir gelsin. Gerisi hallolur elbet. Tanrının cezası daha sert vur. Bütün gücün bu mu ihtiyar? Alparslan'ı bin parçaya bölemeyen kollarım. Onu lime lime doğrayamayan Müslüman kanıyla yıkanmış kılıcıma. Bir korkak gibi geri çekilen ayaklarıma lanet olsun. Bedenimin acısı ruhumdakini bastırsın. Oh, vur. Daha sert. Oh. Bu kadar saçmalık yeter artık.
şunu hemen eline. Al şunu! Kendini cezalandırmaktan vazgeç. Karşındaki alelade biri değil. Alparslan o. Onu alt etmek kolay değildir. Düşman korktukça büyür ihtiyar. Cesur ol. Bırak. Rahat bırak beni. Düşmanım ben değilim. Alparslan. Tehditkar öfkeni sevdim ihtiyar. Yapılacaklar listemdeki sıralamayı değiştirdim. Alparslan'ın canını değil, bize ait olanı alacağım önce. Bas Burakan'ı. Bu onu yaşarken öldü. Nasıl alacaksın Bas Burakan'ı? Ben değil. Roma için savaşan paralı Türk askerleri yapacak. Bas Burakan'da birkaç tane var. Kalede. Öfkeni ve zihnini diri tutmak istiyorsan ihtiyar, kendi kanının tadını bileceksin. Asla unutmayacaksın. Burada. Sessiz sedasız ne edersin sen Erbaskan? Türkmenler meydanda bekler. Onlara söz verdiğimiz gibi altınları pay edip bağlılıklarını kavya kılacağım. Şimdi sen kendini bu Türkmenlerin hamisi saydın. Bir de onlara ihsanda mı bulunursun? O ihsana mı düştü? Türkmenleri buraya getiren sizin sözünüzden evvel benim ağabeyimin altınlarıdır. Haddini bil Resul Tekin! Sen mi bana had bildireceksin? Alparslan'a kulluk eden Erbaskan, Kutalmış Bey'in gölgesinde bey olduğunu hatırladı. Şimdi de bize diklenir. Ben kimseye kul olmadım. Olmam. O hazineyi benim sayemde buldunuz. Senin değil. Öke Hatun sayesinde. Kutalmış Bey, sırf İnal Bey ve Öke Hatun hatırına seni safına aldı, söz sahibi kıldı. Ama şimdi ikisi de yok. Ve gayrı senin de zerrece kıymetin yok. Alparslan Bey! Alparslan Bey, sultanımız... Sultanımızı görmem gerek Hacı, eyleme beni. Ben de size bunu söylemeye uğraşırdım Melik. Sultanımız... Ne oldu Hacip, söylesene. Altuncan Hatun vefat etti. Bunun üzerine sultanımız fenalaştı. Konuşacak vaziyette değil. Sen ne dersin Hacip? Altuncan Hatun mu?
hekimler de derimde. Hekimler sultanımızla alakadar olur. Dediğim gibi konuşacak vaziyette değil. Halinizden anladığım odur ki siz de mühim bir mesele için geldiniz. Mühim. Mühimdir ya. Kutalmış Bey. Yenal Bey'in elinden düşürdüğü isyan sancağını kaldırmaya hazırlanır. Şimdi onun başını ezmezsek. Kimin başını ezersin Alparslan Bey? Buraya bir adını tazelemeye geldiysen sultanımız sana belki merhamet eder. Ama niyetin pazarlık ise hiçbir şey alamayacaksın. Aksine sultan senden alacak. Kelleni. Kimin kimden ne alacağını yakında göreceğiz. Sabret. Sultanımız hasta yatağındayken taht önünde varlık yarıştırırsınız, öyle mi? Yokluğumuzda Selçuklu Sarayı'nda adap gözeten kalmadı mı Hacı Harun? Vezir Amidülmülk Hazretleri. Sultan huzuruna buyur etti. Ben de buyruğa uyup tez geldim. Hastalığını ise şimdi sizden işittim. Vezir Amidülmülk. Beni sultana götürün. Hem şifa dileklerimi ileteyim. Hem de kendisiyle konuşmak istediğim hususi bir mesele var. Taht gözünüze boş görünür. Ama değildir. Naib-i Saltanat, Veliaht Sultan Süleyman Bey Hazretleri. Her ne var ise Sultan Naibi Veliaht Sultan Süleyman Bey'e bildirebilirsiniz. Zira sultanımız ayağa kalkana dek devletle alakalı bütün kararları o verecek. Ne kadar daha bu vaziyette kalacakmış Vezir Hazretleri? Hekimler bir şey demedi mi? Geldiğimde vaziyeti daha kötüydü. Gam üstüne gam. Yüreğine ağır gelmiş. Uzun bir müddet uyutmak gerekecek dedi hekimler. Zira uyandığı an nabzı süratle yükselirmiş. Geldi Süleyman Bey. Madem veliahtı olarak seni tayin etti, sultanımız ayağa kalkana dek vekaleten tahta sen duracaksın.
Madem tahtta sen varsın, isteyeceklerimi senden isterim Süleyman Bey. Seni dinlerim Kutalmış Bey. Süleyman. Hitabınıza dikkat edin Melik Hazretleri. Karındaşınız da olsa temsil ettiği makama hürmet şarttır. Evvela Gevher Hatun'dan haber ver. Gevher Hatun iyi. Endişe edecek bir durum yok. Kendisi Erbaskan Bey'le Surmari'de. Ağabeyi Alparslan Bey'le gitmeyip eri Erbaskan Bey'le kalmayı tercih etti. Şimdi söyle. Bunca ettiğinden, bizi düşürdüğün bunca müşkülden sonra nedir istediğin? Orasan. Orasan'ı isterim. Orasan'ın bir tek hakimi vardı. O da Atam Çağrı Bey'di. Onun vefatından sonra da hükmü bana verildi. Şimdi sen maliki olduğum yeri isteyerek Orasan'a değil düpedüz ölmeyi istersin. Alparslan Bey. Sen bir adını tazelemeyi değil isyanını bitirmek için pazarlığa geldin. Pazarlık etmem. Sizin hayrınıza olur. Şayet pazarlık etmeyip kıyamı başlatır üstünüze gelirsem kimin ne olacağı bellidir. Kafi! Vaziyeti bilmez değilim. Kutalmış Bey'in isteğini düşüneceğim. Neyini düşüneceksin Süleyman? Naib bir saltanatla konuştuğunuzu son kez hatırlatırım Alparslan Bey. Bu size son ikazım olsun. Kararınızı ivedilikle verin. Zira akmayı bekleyen ve biraz daha beklerse ben tanımayacak olan coşkun ırmak gibi bir ordu var ardımda. Saraydan ayrılmayın. Kararımı bildireceğim. Vakit sadakatle bağlı olduklarına Kutalmış Bey yüzünden sırt çevirdin. Ama karşılığında aldığın bu mudur Erbaskan? Meğer bunca vakit tek dertleri ağabeyimin hazinesiymiş. O vakit ne dururuz hala burada? Gidecek yerimiz mi var Gevher? Var Erbaskan Bey. Sizler Roma'nın sadık askerleri. Her ne kadar damarlarınızda Türk kan dolaşıyor olsa da Müslüman olmadığınız için bizimlesiniz. Bizden sayılırsınız. Dostlarınız bir süredir Vas Burakan'da. Kalabalık değiller. Şimdilik. Bugün itibariyle harekete geçtiler. Hristiyan halkı kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Hristiyanlara misafir değil,
Vaspurakan'ın asıl sahibi olduklarını hatırlatıyorlar. Yakında çok daha kalabalık olacaklar. Aynı kitaba, aynı peygambere inanırken Müslümanlara baş eğmenin ne demek olduğunu, nasıl büyük bir ihanet olduğunu birinin onlara hatırlatması lazım. Sizler iyi savaşçılarsınız. Ayaklanmaya niyetli halkın arasına karışacak. Ben kaleye girdiğimde benimle birlikte Türk avlayacaksınız. Bizi kaleye almazlar. İçeri nasıl gireceğiz? Girmeyeceksiniz. Sığınacaksınız. Nasıl? Ben kovalayacağım. Siz kaçacaksınız. Türkler kıyıma uğradığınızı sanıp size kucak açacaklar. Dininiz ayrı olsa da soydaşlarınız Türkleri bilirsiniz. Mazlumlara yardım etmeden uyuyamazsınız. Biz Kutalmış Bey'i bela sanırken şimdi devletin başında daha büyük bir bela var. Süleyman kardeşim olsa da hakikat ayan beyan ortada. O devleti yönetecek basirette hiçbir vakit olmadı olmayacak. Maalesef yapacak bir şey yok beyim. Sultan Tuğrul Süleyman Bey veliaht ilan ettiği için naip de odur. Vezir Amidülmülk ise hayli kurnazedir. Vaziyeti lehine kullanmayı bey bilir. Beyim, peki ya Süleyman Bey Kutalmış Bey'in istediğini yapıp orasını ona verirse? Oracık da ağzının payını vermediği için ben de şüphe ederim. Aman Artuk, ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Saltanat tahtına oturdu, ayrılık oldu diye Süleyman Bey özünü unutacak değil ya. Orasan Çağrı Bey'in evlatlarına mirasıdır. Bunu da Süleyman Bey gayet iyi bilir. Umalım ki öyle olsun Batur Bey. Umalım ki Süleyman daha da ileri gitmesin. Resul Tekin göz üstümde. Handan şüphe çekmeden çıkalım bir evvela. Ardınca amcam Musa Abdu'nun yanına gitmek kolaydır. Gevher Hatun'u yaralı haline. Nereye götürürsün sen Erbaskan Bey? İyiyim ben. İstirahat etmeye gideriz. Erbaskan Beylerin kapısının önünden ayrılmayın. Neye ihtiyaçları olursa evvela benim haberim olacak. Sen de benim gibi Alparslan Bey'i mi özlersin? Ama babanın mühim işleri vardır. Büyünce anlayacaksın. O vakte dek bu vaziyetini keyfini çıkart. Seferiye Hatun, bilmeniz icap eden mühim bir hadise var. Nedir mesele? Gayrimüslim ahaliden huysuzlanan, olur olmaz laf edenler var. Varıp gidelim bakalım neymiş dertleri.
Kutalmış Bey'in Horasan hakimiyetini istemekteki maksadı Surmari'yi zapt edişiyle aynıdır Naip Hazretleri. Bu vakit veliahtlığımızı hazmedemediği için Surmari'ye çöktü dersin. Ve böylece itibarınızı sarsacağını düşündü. Şimdi Horasan'ı almakla umduğu da Alparslan Bey'in adına, şanına darbe indirmektir. Bu olacak iş değil Hacı. Gayrı Horasan, atam Çağrı Bey'indir. Ne düşündüğünüzü iyi bilirim Naip Hazretleri. Ama ben sizin düşündüğünüz gibi düşünmem. Sultan naibi olarak kurulduğunuz o tahtta mutlak hüküm sahibi olabilmenizin tek bir yolu var. O da diğer meliklerden daha kudretli olmak. Bundan sebep Alparslan Bey'in Kutalmış Bey eliyle gücünü yitirmesi en çok sizin işinize yarar. Bırakan Türk hükmüne girdiğinden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Doğru söylüyor. Selçuklu'nun iç kavgalarında en büyük zararı Hristiyanlar aldı. Haklı. İnal Bey kaleyi kuşatıp neft attığında oğlumu kaybettim. Duymuşsunuzdur. Şimdi de Kutalmış Bey denen adamla kavgaları. Olan gene bize olacak. Ne olacakmış size? Siz burada toplanmış, sizi himaye edenlere karşı fitne mi çıkarırsınız? Siz bizi himaye etmiyor, sömürüyorsunuz. Basbırakan'ı aldığınız günden beri başımıza gelmeyen kalmadı. Neyinizi eksik ettik? Aynı dinden olduklarınız sizi ağır vergilerle ezerken biz size soluk olacak bir gölge ihsan etmedik mi? Biz Türk'ün gölgesinde yaşamayı değil, özgürlüğümüzü geri isteriz. Özgürlüğümüzü geri isteriz. Özgürlüğümüzü geri istiyoruz. Burada kendi dilinizi konuşur, kilisenizde kendi ibadetinizi yapar, Basbırakan'a serbestçe girip çıkarsınız. Bundan hala özgürlük mü olur? Anlarım ki şimdi buradakilere esareti tattırmak icap eder ki özgürlüğün kıymetini anlasınlar. Sen Alparslan Bey'in hatunun karşımıza geçip bu sözleri edecek, buradan sağ mı çıkacaksın? Size ibret olsun. Barış ve sükunet içinde yaşamak var iken aksini isteyen gayrı karşıma çıksın. Bunları zindana atalım mı Seferiye Hatun? Lüzum yok. Beni gayet iyi anladıklarını düşünür. Gördünüz işte olanı. Basbırakan'ı geri almadığımız sürece hepimizin hayatı tehdit altında. Doğru diyor. İbrahim Yinal Bey'in isyanı Ali Selçuk'ta kapanması güç yaralar açtı. Bizler atamız Selçuk Bey'in bize miras bıraktığı ülkünün yol başçılarıyız. Birlik ile kurulan devlet, korkarım ki ayrılık ile son bulacak. Gayrı ayrılık istemem Kutalmış Bey. Ayrılık istemeyen mülk taksim ederken ayrılık etmeyecek Süleyman Bey. Sizden istediğim malumunuzdur. Ne dersiniz? Onu söyleyin.
Kararımı verdim. Gayrı Horasan. Aslan Yabgıoğlu Kutalmış Bey'indir. Ömrünüz uzun, tahtınız. Sen ne dersin? Ne edersin Süleyman? Atan Selçuk'un mirasından bahsederken baban Çağrı Bey'in mirasını hangi cüretle bu Asya'ya verirsin? Sultanımızın hasta düşmesiyle koşup kuruldun o taht. Aklını başından almış belli. Ama Horasan benimdir, kimseye vermem. Karşındaki kardeşinden evvel sultanındır. Sen benim sultanım değilsin. Yalnızca naiplik edersin. İmdilik. Ama elbet olacağım. Sen de buna alışsan iyi olur. Huzurumda bir daha densizlik eder isen... bedelini ödersin. Sen beni tehdit mi edersin? Aslan Bey. Çekil önümden vezir. Muhafızlar. Atın dışarı. Durun. Alparslan Bey kendisi çıkacak. Planımda size bahsetmediğim ufak bir ayrıntı daha var. Lanet olsun. Baldırına sapladım, birazcık acıyacak. Hikayenizin inandırıcı olması için aranızdan bazılarını yaralamam gerekecek. Yerim var gibi.
Nereye kaçarsın Erbaskan? Beyim, bu yöne gitmişler. Hayda. Erbaskan! Bağırma. Bağırma. Ola ki Vas Burakan'da kalmanıza izin vermezlerse yaralılarınız iyileşene kadar kalmakta ısrar edeceksiniz. İki yumruk da sen at, cam göz. Beni yormanızı ve sağlığını vereceksiniz. Erbaskan! Kalk da uyan sultanım. Süleyman ne eder bir bak. Atam Çağrı Bey'le baş koyup burunda binlerce canları yitirdiğiniz devleti nasıl yıkıma götürür bir bak. Amca. Uyan amca, uyan. Kardeşleri gibi, babalar oğulları gibi yaratılmamış. Ferasetsiz hakanlar tahta oturmuş şüphesiz, kötü hakanlar devleti yönetmiş.
Atatürk, üste gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe senin devletini kim yıkabilir? Titre ve kendine dön. Babalmamalıydı. Babalmamalıydı. Olmalıydı. Olmalıydı. Amca. Olmalıydı. Ne dersin? Ne sayıktırsın amca? İki minik tarla faresi. Sana bunun hesabını soracağım. Her dakika. Peşinizde öfkeli bir kedi var sanırım. Yüzünüz hiç yabancı değil. Sizi bir yerde görmüş olmalıyım. Melik Erbaskan. Yanındaki de Alparslan'ın kız kardeşi. Tabii ya. Şu aptal nikahtaydınız. Çekilin oğlum ustan. Sizinle bir derdimiz yok. Kıyım hikayemiz bu iki mazlum fareyle çok daha etkileyici olacak Camgöz. Ay yüzlü de tek çizik dahi istemiyorum. Elma kurdunu kesebilirsiniz. Kılıcını ay yüzlü. Şu inatçı kedi sen olmalısın. O ikisi bizim. Geri çekilen. Kedileri hiç sevmem bıyıklı. Camgöz! Saldırın! Kehan! Kaç kurtar kendini! Yakalayın şunu! Vezir Hazretleri. Hasan Bey. Atabey diye kime denir? Hı? Yetiştirdiğim melike, usul, erkan hepsinden öte devlet adabı belletene. Hı? Peki ya sen Melik Alparslan Bey'e devlet adabını öyle mi bellettin? Hı? Sultan naibinin karşısında ettiği saygısızlıktan, densizlikten sen mesul değil misin? Kendisi yanından geçen vezire selam durmaz,
Melik'in... Siz ki... Ali Selçuk'un... Usul erkan bilen... Necelerine adab belleten... En devletli... Vezirisiniz. Bir melike... Densiz demek... Sizin haddiniz midir? Alparslan Bey bu sözlerimi işitir deyü... Hiç mi çekinmez isiniz? Belli ki... Sultan Tuğrul Hazretleri... Yokluğumda... Seni meclise buyur etmiş. Söz sahibi kılmış. Hı? Belli ki yokluğumda... Ayaklar kendini baş bilmiş. Ama bilesin ki bu kudretli devlet sahipsiz değildir. Gayrı bundan böyle buradayım bilesin. Sultanımızın bu vaziyeti en çok sizin işinize gelmiş belli. Sultanımızın yokluğunda Süleyman Bey'i tesiriniz altına alıp daha imdiden kendinizi devletin sahibi olarak görmeye başlamışsınız bile. Dileğim odur ki Süleyman Bey kelamlarınızın hayaline kapılıp devleti müşküle sokmaz. Vezir Hazretleri. Nefesini bile ihtiyatla al Hasan. Gayrı gözüm üstünde. Hasan Bey nerede? İçeridedir beyim. Şimdi de gelir. Alparslan Bey. İstediğimi aldığım vakit... ölmeyi dileyeceğini söylemiştim sana. Benim olana... babamdan kalana göz diktin ya... bu yolun sonunda ölmeyi dileyecek olan ben değilim. Sensin. Sultan buyruğuna karşı geleceksin öyle mi? Ali Selçuk Sultanı içeride yatmış canıyla cebelleşir. Ondan gayrısının buyruğunu bilmem. Horasan'ı da sana vermem. Ha, gaflete düşer de atını merve sürersen... göreceğin tek şey karşına... canı pahasına dikilmiş olan ben ve yiğitlerim olacak. Benimle cenk edeceksin. Cenk dediğin küffarla edilir. Hainle değil. Seni yazacağım. Alparslan Bey! Kutalmış Bey! Tez kesin kavgayı. Nerede olduğunuzu, durduğunuz yeri bilmez misiniz? Durduğu yeri de, ettiği kelamı da bilmeyen sensin Süleyman. Çağrı Bey'in postunda karşılayacağım. Alp! Şimdi diyeceklerimi iyi dinle. Sana inanmıyorum baba. Alexander'ı onlar öldürdü. Benden Süleyman'la evlenmemi nasıl isteyebilirsin? Sakin ol. Onlara en az senin kadar ben de öfkeliyim. Ama şimdi
Öfkenin aklımızın önüne geçmesine izin vermemeliyiz. Süleyman bugün dünden çok daha güçlü. Eğer Türkleri aniden uzak tutmak istiyorsak, bunu Roma için yapmak zorundasın kızım. Sen kardeşinin intikamını almak istiyor musun, istemiyor musun? Sen karışma. Seni ilgilendirmez. Süleyman'ın hala seni sevdiğine eminim. Böyle bir güzellik kolay kolay unutulmaz. Süleyman'la değil, bir sözünle cazibene teslim olacak Sultan Veliahtı ile evleneceksin. İyi düşün. Vaktimiz dar atabeyim. Narbe varır varmaz müdafaa hazırlıklarına başlamamız icap eder. Merak etme Yasin Bey. Varır varmaz hazırlıklara girişiriz. Türkmen Bey yaptı değil midir o? Odur beyim. Ardındaki birliğe bakarsak niyeti pek iyi görünmez. Bu yandan öteye geçişin yok Melik Alparslan. Orasan artık Kutalmış Bey'in mülküdür. Obaya varıp postuna kurulana kadar sizi misafir etmemizi buyurdu. Ne kaybedecek vaktimiz, ne de verecek tek değerimiz vardır. Yolumdan çekilmezseniz kardeş kanı akacak. Boşa nefesini tüketme derim. Geçit vermeyiz. O vakit yıkıp geçeriz. Yakaladım, yakaladım ama Leon denen o iblis Erbaskanların canı pahasına artlarında durdu. Ne yapsak ellerinden alamadık. Hem elinden kaçırırsın, hem küffar elinde bırakırsın. Öyle mi? Alparslan çoktan derdest olmuştur. Sürmarı'ya gidip Türkmenleri hazırlamamız icap eder. Tez mevri yoluna düşeceğiz. Come on.
Affet beyim. At bu sadana gayrı Alparslan Bey. Bir avuç adamla direnemezsin. Atlarının canı için. At pusadını derim Alparslan Bey. At pusadını derim Alparslan Bey. Posta oturana kadar misafirimiz olacaksınız. Söz verdiğim gibi. Ben de sana söz veririm. Bu yaptığını sahibinin yanına bırakmam. Oğluma yanar iken indi de altın canı hatun. Allah rahmet eylesin. Allah Tuğrul Bey'ime de şifa versin. Süleyman Bey'im de doğru yolu görecektir. İnşallah. Tahtın kudreti Süleyman Bey'in gözünü kör etmiş birlik. Çağrı Bey'in emanetini Kutalmış'a vermek Süleyman Bey'in haddi midir Akın Ayan'a? Erim imdi Merve korumak için tez oraya gider. Alpakut'un cenazesine katılamayacak. Onun canı sağ olsun. Merve korusun da. Canı sağ olsun. Seferiye Hatun. Akın Ayan'a. Kever. Affedin beni. Erimdir deyip Erbaskan'ın peşine düştüm. Hata etmişim. Gafletimden dönsem de gayrı bir emniyeti yok. Bilirim. Düştüğün gafletten ne oldu da uyandın? Ne vakit Alparslan ağabeyime beni koz olarak kullanacaklarını anladım. O vakit uyandım Seferiye Hatun'u. Çok pişmanım. Bakın halime. Canım pahasına kaçtım ellerinden. Ardındakiler kimdir? Sen de onlarla birlikte Vas Burakan'a gideceksin Ayı Yüzlü. Yoksa elma kurdun ölür. Sümeri'den kaçarken önüme çıktılar. Onlara kim olduğumu söyleyince canlarını önüme siper ettiler. Onlar olmasaydı Kutalmış Bey Alparslan ağabeyime beni koz olarak kullanacaktı. Bu topraklarda ne ararsınız? Biz Roma ordusunda paralı erlik ederiz.
Bizi vazife için Ani'ye getirdiler. Anladık ki bizi kendi soydaşlarımıza, Türkler üzerine salmaya getirmişler. Dinimiz bir değilse de soyumuz bir dedik. Bu sebeptendir ki pusatlarımızı bırakıp ana yurdumuza geri döneriz. Endişe etmeyin. Burada emniyettesiniz. Benim yüzümden yaralandınız. Yaralarınız tedavi edilene kadar burada kalabilirsiniz. Öyle değil mi, Seferi Hatun? Akın Ayana, ben böyle olsun istemezdim. Sağ olsun. Sen doğru yolu gördün ya. Binlerce şükür olsun Rabbim. Kalleşlerin sadakatleri gibi pusatları da karelmiş. Kesin konuşmayı! Sizce Alparslan Bey hükmünüze rağmen Kutalmış Bey'in Merve girmesine mani olmaya çalışır mı? Korkarım buna cüret edebilir. O vakit tez Merve gözcüler gönderelim. Vaziyet hakkında bizi haberdar etsinler ki tedbirimizi alalım. Huzurunuzda yaptığı asilik ve hadsizliğe ses etmediniz. Ama emrinize riayet etmezse bu kez Alparslan Bey'e cezasını vermelisiniz. Tıpkı bir sultanın yapması icap ettiği gibi. Bundan hiç şüphen olmasın Hacı. Selcan Hatun geldi efendim. Hoş geldin ana. Bizi Süleyman Bey'le yalnız bırakın. Sen ne edersin oğul? Baban Çağrı Bey'in toprağını, emanetini nasıl olur da Kutalmış Bey'e verirsin? Ana, vaziyeti bilmez misin? Kutalmış Bey bütün Türkmenleri etrafında topladı. Evvela Parnagut'u, sonra da Surmarı'yı aldı. Yetinmeyecek. Bu kardeş kavgasına dur demem gerek. Böyle mi dur diyeceksin? Ata toprağını peşkeş çekerek mi? Sırf sen o tahtında rahat edesin diye babanın kabrinde kemikleri sızlayacak, öyle mi Süleyman? Ana. Gevher, Erbaz
sırt çevirdi. Şimdi de sen. Yazıklar olsun ikinize de. Eğer ki verdiğin sözden geri dönmez isen, sana sütümü de hakkımı da helal etmem bilesin. Hakkımı helal etmez misin? O vakit itiraf et ana. Seni buraya Alparslan gönderdi değil mi? Sultan Naibi'nin emrine karşı gelmeye korkup bu defa eteklerinin altına saklandı öyle mi? Alparslan ne vakit senden korktu ki şimdi korksun? Ama sen Alparslan'ın hışmından kork. Vazgeç derim sana oğul. Vazgeçmeyeceğim. Gayrı Horasan kutalmış beyindir. Sen de bir daha benimle böyle konuşmayasın. Şimdi karşında yalnız oğlun değil, sultanın var, ana. Şimdi karşında sadece anan değil, kararına karşı duran bir isyancı var oğul. Sen de yüreksiz bir adamsın. Kes bağırmayı. Nerede yılan göster. Burada. Sandığın altında. Haydi. Babayı uyandırmadan tez gidelim buradan. Otağın önündeki aplar ne olacak ya beyim? Cümle babayı uyandırır onları. Batur Bey. Gazabımız tepelerine yağacak. Ses edecek nefesleri kalmayacak Asız Bey. Ağabey, Alparslan'ı tuttuk. Ya oba ahalisi? Öyle kolaylıkla boyun eğerler mi dersin? Gittiğimiz vakit göreceğiz kardeşim. Dileyelim ki Sultan Naibi'nin buyruğuna karşı gelecek kadar canından geçmemiş olsun kimse. Tez davranın. Kurtulmuş beyden evvel Merve varmamız gerek.
Hasan Bey! Oluk dediğin eyvallah demeden gider mi? Karargâhtaki yoldaşımız orayı patlattığında Vas Bırakan'ın kapıları açılacak. Çoğu alıp kaleyi terk edip karargâha doğru ilerlerken sizler hızla harekete geçeceksiniz. Kont Leon buraya girdiğinde herkes silahlarıyla hazır olmalı. Anlaşıldı mı? Bildin sancağım hep. Şimdi hem sancak takan hem de şehitler diyarına sancak oldun oğul. Bağrındaki yaralarla çık peygamber katına oğul. On serber seni sağına alsın. Yaralarını ondursun oğul. Ondursun oğul. Haydi. Gidip postumuza kurulalım kardeşim. Olsun Seferi Hatun. Düne göre daha iyiyim. Kafana vurduğum için de kusura bakma. Niyetim seni o vaziyete koymak değildi, inan ki. Bilirim Yever Hatun. Canını sıkma. Zeval gelmemiştir inşallah. Haydi koşun. Alt. Tez kalede ne kadar er varsa karargaha gitsin. Acele edin haydi. Yardım var, yardım var. Ne olur. Sen korurum. Duymadın mı?
sönmeden bitirelim şu işi. Yardım et. Sen yardım et. Sen yardım et. Saklayın. Gözünüz üstümde olsun. İşaretimi almadan kimse harekete geçmesin. Atam Aslan Yavgu Asm'ın zindanında canıyla cebelleşirken Mikailoğullarının pay ettiği cümle mülkün en kıymetlisi Horasan. Ve Horasan'ın kalbi Merv. Görürsün ya kardeşim. Hakkımız olan cümle mülk bir hükmümüz altına girer. Zafer, İbrahim İnal gibi vakitsiz başkaldıranların değil... Sabrını sebat ile perçinleyip vaktini bekleyenlerindir. Oba halise. Belli ki Süleyman Bey'in buyruğuna riayet eder. Görünürde direneceklerine dair bir emare yok. Nihayetinde onları canı pahasına direnmeye itecek alparslan yok. Elbet buyruğa boyun eğecek, hükmümüze girecekler. Alexander için üzgünüm. Biz de hala çok üzgünüz. Ve ben yaşananların öfkesiyle her şeyi bir çırpıda silip attığımın farkındayım. Ancak kızım hala sizi çok sevmekte. Ve umuyorum ki bir daha ne siz ne de biz oğlum Alexander gibi büyük bir kayıp yaşamayız. Eğer siz de hala Flora ile evlenmek istiyorsanız Sultan Turul'un sağlığında karar verdiğimiz sulhü gerçekleştirmek niyetindeyim.
İyiyim Süleyman Bey. Sadece kardeşimden dolayı çok üzgünüm. Sizin birlikteliğiniz her iki devletin geleceği için kuvvetli bir bağ oluşturacak. Evliliğinizle masum canlar hayatta kalacaktır. Ve bu evlilik ve sulhün karşılığında sizden iyi niyet göstergesi olarak benim isteyeceğim tek şey, uğruna oğlumun canını verdiği Surmari'yi bana vermeniz. Görürsün ya Resul Tekin, tüm ova gelişimizi bekler. Belli. Hoş geldiniz beyim. Var olasın Yiğit. Saygıyla mukabele edene aynı şekilde karşılık vereceğiz. Dur beyim, bağışla. Aman dilerim, etme. Senin olmayana göz dikip el uzattın. Alparslan. O gözü yuvasından söküp almaya, o eli koparmaya hazır yiğitler İşte burada. Tekfur Grigor'un söylediği gibi ağacı. Sultan amcam hastalığından evvel şark akınlarımızda sırtımızı emniyete almak için sulhü münasip görmüştü. Ama Surmari Ani'ye yakın olması sebebiyle bizim için pek mühimdir. Nihayetinde bu sur bir gün bitecek. Surmari yerine başka bir toprak teklif etsek. İbdi, Surmari'yi her şeyden öte manevi kıymeti için isterler. Alexander orada. Orası için savaşırken öldü.
Peki ya Kutalmış Bey ne der bu işe? Hiçbir şey diyemez. Gayrı ona Horasan'ı vermişiz. Surmarı nedir ki? Neden eskisi gibi aptal bir aşık gibi bakamıyorsun ona? Her şeyi mahvedeceksin. Yapamıyorum. Ona her baktığımda kardeşim hak... Gelsin. Kardeşini onlar öldürdü. Ve yapmak zorunda olduğun şeyi unuttuğun an Alexander'ın cansız bedenini anımsa. Eğer Surmari'yi alamazsak çok yakında Annie'de olacaklarını aklından çıkarma güzel kızım. Karargâhtaki yangın. Giderek bir seferi atın. Oradaki kuyular yangını söndürmeye yetmeyecek gibi. Tez kaledeki herkes karargâha yardıma gitsin. Vakit geldi. Gidiyoruz. Sen! Ne diye dikilip durursan yardıma koşsan al! Ben seninle ilgileneceğim. Misket gözlü siperi al. Thank you.
Bizi kalleşçe tutsak edip atam Çağrı Bey'in tahtına böyle kolaylıkla oturacağını mı sandın? Seni o Türkmen obasında konuk ettiysek yanlışa düşme. Buyruğa asilik etme diyedir. Şimdi bu kazıklar ardına dizdiğin onca alp beni burada tutsak edip ardımdakileri dışarıda koymaya yeter mi sanırsın? Sultan naibinin buyruğuna karşı gelip hükmümüze verilmiş Horasan'ı teslim etmeye razı olmayacaksın. Can veririz ama Horasan'ı vermeyiz demiştim Kutulmuş Bey. Dön etrafına bak. Israrını sürdürürsen öfkeyle bilenmiş dişlerini ensene geçirecek kurtlar burada. Var git yoluna. Bana kardeş kanı döktürme. Sen de Sultan naibi öz evladının buyruğuna karşı gelecek. Ama üvey evladının ardında dağ olacaksın. Öyle mi Selcan Hatun? Ben kimin yolu doğru ise onun ardına dağ olurum. Atasının mirasına sahip çıkan üvey değil, özden öz evlattır. Sultan naibi olan sultanımızın yokluğunda Ali Selçuk mülkünde kelamı şeksiz buyruk sayılan Melik Süleyman Bey'in mühürlü fermanıdır. Ya burada ne yazar? Onu bilir misiniz? Horasan Arslan Yabgıoğlu Kutalmış Bey'indir yazar. Gayrı sözüm asilik eden Alparslan Bey'e ve onun ardındaki gafillere değildir. Sözüm sizedir. Merv obasının yiğitlerinedir. Şimdi kim devlete sadakat gösterir, kim asilik eder, safını belli etsin. Kimin canını sağ koyacağımızı bilelim. Sen hala nerede durduğunu, kimlerin pençesi altında olduğunu bilmezsin. Reddensiz, yurduna el uzatanların, obana çökmeye kalkışanların ardına mı geçersin? Yurduma el uzatan gavur değil ki beyim.
Sultan Naibi'nin buyruğu nereye işaret ederse oraya geçer. Doğru der. Sınırlı ferman var. Kim tahta oturursa buyruk onundur. Ben geçerim. Doğru söyle. Kapma inetmeyin kardeşler. Kardeşler. Alparslan Bey. Alparslan Bey. Neyimizi eksik? Ayrılık etme. Hayır. 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 Alparslan Bey. Kardeşler olacak şey değildir. Alparslan Bey. Arkadaşlar gitmeyin, yapmayın. Gelin hele, gitmeyin. Vazgeçin bu işte. Yaptınız Sayın Kurt. Bu yaptığınız doğru değildir. Sen otağına geçen. Bu yanda kalın, gitmeyin. Hayırlık edersiniz. Toyu kurulsun o vakit. Kızım Flora da bunun için sabırsızlanıyor. Öyle değil mi Flora? Süleyman Bey'in bundan şüphesi yoktur eminim. Zamanında ondan ayrı düşmemek için canımı vermeye kalkmıştım. Gayrı bundan sonra canın yalnız sana değil, bana da emanet. Mühim bir vaziyet var beyim. Aslan Bey, Merve isyan hazırlığında. Kutalmış Bey'e obayı teslim etmemek için direnecek belli ki. İnadı bırak Alparslan Bey. Canın için. Ardındaki gafillerin canları için. Bu sana son ikazımdır. Gel. Asiliyi bırak. Buyruğa boyun eğ. Yolumdan çekil. Çekil ki atanın mirası bildiğin bu toprağa yiğitlerin kanı dökülmesin. Saf değiştirenlerle mevcutları bizi hayli aştı beyim. Şimdi ne edeceğiz? Nice azlar, nice çoklara galebe çalar Batur Bey. Yeter ki gittikleri yol doğrudan, güttükleri dava aktan taraf olsun. Gayrı günah benden gitti. Nervi'yle birlikte Sultan Naibi'nin buyruğuna boyun eğmeyen bu asi melikin başını da alacağız. Benden alacağın tek şey, kılıcımın canında açacağı yaradır. Siz de mi canınızdan geçtiniz? Hayır.
Rahmetli Çağrı Bey'in emaneti. Hatunu incinsin istemem. Otağınıza dönün Selcan Hatun. Sen Çağrı Bey'in hatırasını çiğneyeli çok oldun. Öyle olsun. Böyle giderse kesin nefesleri alsanlar!
kumandanım. Pençelerinizden gaz alpıyordunuz sana. İpleri kes!
Pas bırakın düşmeden ölmeyin. Bunların köklerini, ne köklerini kazımadan ölmem evvel almıştım. Merak etme Melikcan. Sana bir şey olmayacak yeğenim. Olanla eniştenin hayatını kurtaracaksın. Nasıl olur ağabey? Safımıza geçenlerle mevcudumuz neredeyse onların iki katı oldu. Nasıl yeniliriz anlamam. Sen sana denileni yapsan, Türkmenler denileni yapıp Alparslan'ı elinde tutsa, İmdi Horasan bizim olacaktı. Toprağını dahi vermeyiz dedik. Hemen Allah vermedik. Bu zafer Mervin yiğitlerinin, gözlük ve katıllarınındır. Kendini galip ilan ettiğin bu cenk daha bitmedi Alparslan. Atlar, hakkıyla cenk etmeyenin, tereddüt edip merhamet gösterenin ölü ve ellerimdendir, biline! Haydi saldırın! Kuşar düşün! Seni çağırıyor. Misket Göz. Yazıklar olsun. Bu hainliği edip de nasıl başın dik gezeceksin ha? Kime Allah korkun yok. Başka çarem yoktu akıla yana.
Yavru kurdu al, git. Seni öldürmeden hiçbir yere gitmem. Yormayalım birbirimizi misket göz. Etrafını sarın. Tek bir Selçuk mu bile görmek istemiyorum. Emredersiniz. Emredersiniz. Melik Alparslan, sen Sultan Naibi'nin buyruğuna karşı gelerek ve dahi bu obanın günahsız altlarını ardından sürüklerken etlerinin isyan olduğunu bilmez misin? İşin sonu nereye varır? Kaç kelle boynunda yağlı urganla kalır? Hiç mi düşünmezsin? Süleyman. Kim ya Horasan mülkü? Buyruğum ile Aslan Yakbuoğlu Kutalmış Bey hakimiyetine verilmiştir. Her kim Melik Alparslan'ın ardında durur ise biline ki asi ilan edilecektir. Görürsün ya, ahali babanın mirasına senden daha çok sahip çıkar. Alparslan Bey, siz de iyi bilirsiniz ki devlet adabı tahta kim oturuyorsa onun kelamını buyruk bilmek üstünedir. Şimdi ayrılık eder, üstüne bir de bu ayrılıkta safınızı geniş tutarsanız korkarım ki bu meydanda çok gövde başından olur. Vekil asil ile birdir. Asilik edip pusat çektiğiniz Melik Süleyman değil, Sultan Tuğrul'dur. Sultan Naibi Süleyman Bey'i işitmez misiniz? Duracağınız saf, tutacağınız taraf belli değil midir? Alparslan Bey, Horasan Çağrı Bey'in mirasıdır. Doğru dersin. Ama Süleyman Bey de senin gibi Çağrı Bey oğludur. İmdi o Sultan Naibi iken buyruğu bu ise bize baş eğmek düşer. Aksi evlatlarımızın canını hiçe saymak olur.
Göz. Asi Kurt'a selam söyle benden. Emrettiğiniz gibi dışarıdaki bütün alpleri öldürdük Kont Leon. Karargah ve çevresi kontrolümüz altında. Hakkın yoluna giderim. Sütümü veremesem de atasıyla bir olup verdiğim emekleri boşa çıkarmayanın yanında giderim.